Bugün vücudumuz için çok önemli bir mineralden, magnezyumdan bahsedeceğim. Magnezyumun e, önemi şuradan kaynaklanıyor. Çünkü vücudumuzda bazı kimyasal reaksiyonlar gerçekleşirken, bu reaksiyonların tamamlanmasını ve hızlanmasını sağlayan bazı moleküller var, vitaminler var, mineraller var. Bunlara ihtiyacımız var. Magnezyum da işte bunlardan bir tanesi. E, tahminlere göre yüzlerce reaksiyonda magnezyumun rolü var. Dolayısıyla magnezyum eksikliği olduğu zaman e, bu vücuttaki reaksiyonlar yetersiz olmaya başlıyor. Bu da bazı problemleri beraberinde getiriyor tabii. Şimdi normal şartlar altında biz e, sağlıklı beslendiğimiz zaman vücudumuzun ihtiyacı olan magnezyumu alabiliyoruz çünkü yiyeceklerimizin birçoğunda aslında magnezyum var. Özellikle de bitkilerin içinde çok var. Mesela yeşil yapraklı sebzelerde çok var. Mesela ıspanakta var. Ee, onun dışında diğer sebzelerde var. Özellikle yeşil yapraklı olanlarda. Kuru yemişlerde var. Ee, Bakliyatta var. Mesela bademde var. Ee, dolayısıyla yediğimiz birçok şeyde özellikle ama bitkisel olanlarda magnezyum oranı yüksek. Fakat şöyle bir problem var tabi. Her zaman konuştuğumuz noktaya geri dönüyoruz orada. Aslında Zaman içinde bitkilerin içindeki vitamin ve mineral oranları da düşmeye başladı. Dolayısıyla hani bundan 20 yıl önce aldığımız magnezyumu alamıyor olabiliriz. Ve bunun ötesinde şöyle bir gerçek de var: magnezyum e, içeren besinleri aldığımız zaman aslında biz magnezyumun Kabaca yüzde 40 ila 50'sini emebiliyoruz. Ya bağırsaklarımızdan. hani yiyorsun mideye bağırsaklara magnezyumu gönderiyorsun ama onların neredeyse yarısı kana karışıyor. Yarısını sen dışkıyla kaybediyorsun. O yüzden e, magnezyum ihtiyacımız olabiliyor. E, özellikle şunu da söylemek lazım. Şimdi magnezyum aslında e, daha fazla hücre içinde yer alan bir mineral. Dolayısıyla kanda magnezyumu ölçtüğün zaman aslında o gerçek magnezyum değerini göstermeyebiliyor. O yüzden daha özellikli metotlarla eğer gerekirse o da magnezyuma bakmak gerekiyor. Şimdi magnezyum alımı konusunda tabii e, bu ara çok da popüler olmaya başlayınca hani birçok sistemde etkili olduğunu da biliyoruz. Hani çok kabaca kadınların günde 320 e, miligram arasında Erkeklerinde 420 kadar ihtiyacı var günlük olarak yani bunu aldığın zaman hem güvenli bir aralıkta almış oluyorsun hem de ihtiyacın olan magnezyumu da genellikle karşılamış oluyorsun. Türkiye'deki preparatlara baktığınız zaman çoğunlukla bir kapsülde en fazla 200 miligram var. Dolayısıyla o magnezyumun miligramına bakıp eğer işte hani 200 miligramlık kapsülse sabah ve akşam birer tane almak üzere planlayabilirsiniz. Ee, daha önce magnezyum hangi magnezyum tipi hangi hastalıkta daha, daha iyi olur diye zaten bir video yapmıştık kısa videolar arasında var ona bir göz atmanızı tavsiye ederim ama hani şunu söylemek lazım bazı magnezyum türleri daha kolay emiliyor daha çok emiliyor mesela bunların arasında neler var Magne, e, magnezyum asetat, laktat, sitrat, e, glisinat gibi tuzları daha kolay emiliyor mesela magnezyum oksit çok fazla emilmiyor. O yüzden zaten mesela magnezyum oksiti biz daha fazla hani konstipasyon yani kabızlık durumlarında kullanıyoruz. Ama öte yandan diğer sistemlerde olan etkilerini görmek içinse e, biraz önce söylediğim farklı tuzlarını kullanıyoruz. Mesela magnezyum treonat daha fazla beyin ve sinir dokusuyla ilgili Hastalıklar veya en azından durum bozuklukları için kullanılabiliyor. Magnezyumun şöyle sistemler üzerine etkisine geldiğiniz zaman hakikaten beyin ve sinir sistemi üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela uyku kalitesinin arttırılmasında magnezyum tavsiyesinin doğru olduğunu söylemek lazım. Doğru olabileceğini söylemek lazım. Bunun yanı sıra beyin sağlığında etkili olabiliyormuş, etkili olabilir gibi görünüyor açıkçası. Ee, şöyle yukarıdan da sistemlerden aşağı doğru inelim hani beyinden aşağı doğru geldiğim zaman tabii ki kalp geliyor Kalp sağlığında önemli gibi çünkü iki önemli durumda magnezyumun düzeltici etkisi olabileceğinden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi yük yüksek tansiyon ee, Bu mesela benzer çalışmalar var bu, bu çalışmalarda günde 400 ile 600 miligram arasında kullanıldığı zaman magnezyum takviyesinin tansiyonu özellikle sistolik tansiyonu düşürebileceğinden bahsediliyor. Bir diğer etkisi şeker hastalığı üzerine olabilir gibi özellikle glukoz toleransını arttırıyor. Yani insülin direncinde düzelme sağlıyor ve karbohidrat metabolizmasında glukoz metabolizmasında da düzenleyici ve düzeltici etkisi varmış gibi görünüyor. Dolayısıyla diyabeti ve tansiyonu kontrol altına aldığınız zaman zaten kalp hastalıklarında da olumlu etki göstermesini açıkçası bekleriz. O yüzden bu anlamda da e, magnezyum takviyesinin önemli olduğunu söylemek lazım. E, önemli olabileceğini söylemek lazım. Burada net konuşmak ve herkese tek bir doğru varmış gibi konuşmak açıkçası doğru değil. E, tabii bana mesela gelen hasta damar cerrahisiyle uğraştığım için ve varislerle daha fazla uğraştığım için birçok hasta şey problemiyle de geliyor mesela bacaklarımda işte kramp var şikayetiyle de geliyor. Evet hani kramplarda magnezyumun rolü olabilir. Tek başına hani illa da krampınız varsa bu eninde sonunda magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyor demek doğru olmaz. Ama şunu biliyoruz magnezyumun eksik olduğu durumlarda e, kramp gelişebilir. Krampı olanların magnezyum kullanması fayda verir mi? Ee, yani çalışmaları hemen şöyle bir göz attığınız zaman özellikle 2002 ve 2012'de e, iki önemli çalışma var. Randomize çalışmalar bunlar. Yani krampı olan kişileri almışlar e, ve değerlendirmişler. Hani bir gruba işte magnezyum vermişler, öteki gruba plasebo vermişler. Yani, magnezyum kullanan grupta kramplar daha azmış ve eee şu hastalar veya çalışmaya dahil edilen denekler kramp şiddetinin de daha az olduğunu söylemişler. Yani tabii onu ben çok hayal edemiyorum. Çünkü hakikaten hani bir krampın şiddeti ne kadar az ne kadar çok olur? Çünkü o hani gece kramp girdiği zaman felakettir yani insanın baldırını acayip e, şey yapar, hani ağrı yapar. O, onun ağrısının az olduğu durum nasıl bilmiyorum ama yani bu çalışmada bence önemli olan şu. Hani Magnezyum kullanan kişilerde kramp oranı %50-40-50 oranında daha düşük görünüyor çalışmalarda. Yani şunu söylemek lazım demek ki burada sıfırlamıyor. Tabii ki. Çünkü tek neden magnezyum eksikliği değil ama sıklığını azaltıyor ve şiddetini de azaltıyor olarak söylemek lazım. Eğer krampınız varsa magnezyum takviyesini deneyin. Görün bakalım eğer fayda görüyorsanız devam edersiniz. Buradaki tabii ım, yani bütün sistemler ve hastalıklar konusunda bakarken bence şunun altını çizmek gerekiyor. Zaten çalışmalar da hep aynı şeyi söylüyor. Yani sağlıklı bir kişinin magnezyum kullanmasının onun sağlığını daha iyi yapabileceği yönünde bir bulgu yok. Şimdi biraz önce mesela kramp'lardan bahsettik. Dedik ki %50 kramp azaltıyor. Neden sıfırlamıyor? Çünkü muhtemelen oradaki neden tek başına magnezyum eksikliği değildi. Yani aslında olay şu. Mesela senin magnezyum eksikliğin varsa ve diyabetin kötü gidiyorsa, e, tansiyonun bir türlü toparlamıyorsa ve sen magnezyum takviyesi alırsan magnezyum eksikliği ortadan kalkacağı için faktörlerden bir tanesini ortadan kaldıracağın için durum düzelecektir. Ama hiçbir magnezyum yani magnezyumda hiçbir problemin yok ve tansiyonun bir türlü e, toparlamıyor. Çünkü başka bir neden var. Örneğin böbrek damarlarında darlık var. E, bu durumda magnezyum almanın sana bir faydası olmayacaktır. Şöyle deneyebilirsin. Tabii ki öncelikle doktorunuzla görüşmeniz lazım ama magnezyumu denemek de bir zarar getirmiyor. Neden? Çünkü yan etkisi e, çok şiddetli değil ve güvenli dozunda biliyoruz. biraz önce söyledik kadınlar 300 erkekler 400 mg civarında günlük kullanırsa bir faydası bir zararı yok gibi görünüyor. Tabii ki yan etkileri arasında da en önemlisi mide bağırsak yan etkileri. Özellikle bulantı, kusma, ishal gibi durumlara neden olabiliyor magnezyum. O yüzden bunları da göz önünde bulundurarak bir deneyebilirsiniz ve sonuçta fayda görüyor musunuz görmüyor musunuz karar verirsiniz yeter ki yüksek dozlara çıkmayın. Bu arada şunu da söylemek lazım mesela çalışmaların bazılarında 600 700 800 mg'a kadar çıkılmış ve 6 hafta kadar kullanılmış. Bazen 8 hafta kullanılmış. söylenen şu ki çalışmalarda bir kere kısa dönemde magnezyum kullanıp fayda görmek çok olası değil. Yani biraz önce söyledim ya kendiniz de deneyin diye. Hani başladınız yan etkisini de görmediniz. 2 hafta kullandınız ya ben hiçbir fayda görmedim deyip kesme çok doğru değil. En azından bir 4-6 hafta kullanıp onun e, size faydası oluyor mu olmuyor mu ona bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi magnezyum depolarının yeniden eğer eksiklik varsa doldurulması o kadar da kolay ve çabuk olmuyor. Onun da altını burada tekrar çizmek lazım. Zannederim magnezyumla ilgili en önemli e, bilmemiz gereken şeyler bunlar. E, sorular olursa onları da tabi cevaplamaya çalışırım. Genellikle soruları videolar üzerinden tamamlamaya çalışıyorum çünkü çok teşekkür ederim herkes e, katkıda da bulunuyor, yorum da yazıyor. E, yorumların hepsine ben açıkçası çok özür diliyorum ama yetişemiyorum hakikaten. E, bir de şöyle bir problem de oluyor bazen. Mesela e, İki ay önce yüklediğim, bazen bir sene önce yüklediğim videolarda yorumlar oluyor, sorular oluyor. Onları ben açıkçası e, bazen görmüyorum da. O yüzden de e, mümkün olduğu kadar size bilgilendirici videolarla devam ediyorum. Bu arada biliyorsunuz zaten özellikle shortslar, kısa videolarda çok artmaya başladı. Onların da cevaplarını o kısa videolarda vermeye çalışırım. E, evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.